Bilimi kendin yap. Bugünkü bilimi kendin yap için Colorado Boulder McGuigan Hırdavat mağazasındayız. Burası yaklaşık 60 yıldır burada ve neredeyse aradığınız her şeyi bulabileceğiniz yerel bir hırdavat dükkanı. Pekala, bugünkü konumuz bu. Malzemeleri hırdavat dükkanından alabileceğiniz bilimi kendin yapınız. Bununla başlıyoruz. Kendinizin yapabileceği basit bilim oyuncağı için McGuigan's Hırdavat Dükkanı'ndan alabileceğiniz malzemeler, masanızın üzerinde yapabileceğiniz masa mancınığı. Pekala, şimdi size bunu nasıl yapacağınızı göstereyim. Şuna bakın, bu çok basit. Dördüncü koridora gittim ve bu küçük zımba teli sökücüsünü aldım, biraz bant ve bu kaşık da sabahki kahvaltıdan kalmıştı. Şimdi şuna bakın, bu şekilde yay hareketini elde edip buradaki potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye çeviriyoruz. Tüm ihtiyacımız olan bu değil mi? Pekala, şimdi bunu izleyin. Bunu buraya koyuyoruz ve kendimize atacak bir şey buluyoruz. Bu limonlu şekerler iyi bir fikir. Hazır mısın Hicks? Bunu fırlatacağım, yakalayıp yiyebilirsin, tamam mı? İşte başlıyoruz. Şöyle tutayım. Hazır mısın? Evet. O neydi? O kadar da harika olmadığını biliyorum. Yani iyiydi. Masada otururken eğlenebilirsiniz ama muhtemelen aradığınız şey bu değil. Muhtemelen daha güçlü bir şey arıyorsunuz. Ama yine de bu da o kadar fena değil. Biliyorum. Hiçbir şey. Pekala, şimdi yapacağımız şey şu. Birkaç boya çubuğu kullanacağız. O yüzden boya çubuklarını alın. Benim üzerinde işaretler olan boya çubuklarım var. Boya çubuklarını aldım ve gerçekten çok çok sağlam olan bir bantla birbirlerine bağladım. Sonrasında bandı birkaç kez doladım. Çubuğun en sonuna bir bardak yapıştırdım. Sonrasında işin en iyi kısmı geliyor. Sıhhi tesisat koridorundan yarım santimlik bir PVC ve bu küçük kapakları buldum. Bunu yaptım ve bu da buraya kusursuz bir şekilde uyuyor. Bunu net bir rakama oturtabilirsiniz. Burada 6'ya oturdu. Bakalım iyi çalışıyor mu? Tamam, pekala, işte başlıyoruz. Biraz cephaneye ihtiyacımız var. Hicks, bunu yakalamaya hazırlan. Pekala, başlıyoruz. Bunu geri çekeceğim ve bakalım yeterli potansiyel enerjiyi bulabilecek miyiz? Hazır mıyız? Başlıyoruz. Fena değil ama biraz fazla hızlıydı. Şimdi bunu biraz daha derine koyalım. Evet, böylesi daha iyi olacak. Deneyelim bakalım. Bunun numarası bunu doğru bir şekilde arkaya çekmek. Hop! Hicks, yakalayabilirsin. Hicks. Bir de bunu dene, hazır mısın? Hop. Çok yaklaştık. Evet. Hop. Tadam. Evet. Gördünüz mü? Bunu yapmanıza değecek. Ne var biliyor musunuz? Bir hırdavat dükkanına gidip koridorlardan birine oturup bunu inşa edebilirsiniz. Kimse umursamayacaktır. Pekala, PVC koridorunda durmadan hırdavat bilimi yapamazsınız, öyle değil mi? Bunlar sanki yetişkin legoları gibiler. Burası neredeyse her şeyi inşa etmek için harika bir yer. Şimdi bir tişört fırlatıcısı yapacağız. Bu da PVC'ye baskı yapacağımız anlamına geliyor. Yalnızca 40 numaralı PVC'leri kullanmamız gerçekten çok önemli. İnce yüzeyi olanlar olmaz. Tahliye borusu olarak kullanılanlar olmaz. Kalın borulara ihtiyacımız var. Masaüstü mancınığından daha iyi bir mancınık yapacağız. Oldukça uzaktan tişört atabilecek kapasitede bir şey olacak. İşte fırlatıcımız bu. Şimdi bir tişört fırlatacağız. Pekala, buradaki küçük parça ve bir tişörtle başlayalım. Bu iyi görünüyor, değil mi? Tamam. Pekala, bakalım ne olacak? Bunu bu şekilde borunun içine itiyoruz. Ah, mükemmel. Pekala, devam edelim. Ah. Pekala, borunun içinde bir tişört var. Tamam. Fikrin tamamı şöyle, tişörtü itmek için boruya baskı uygulayacağız ve tişörtü borunun tepesinden fırlatacağız. Ve burada dipte bulunan çemberin içine kuru buz koyacağız. En azından planımız bu. Pekala, işte başlıyoruz. En iyisi güvenlik gözlüklerimizi takalım. Sen de gözlüklerini al. Tamam. Güzel. Pekala, tamam. Kuru buz en alta bu şekilde girecek. Kuru buz sıfırın altında 32 derece ve bu buzlar bunun içine gidiyor. Evet, harika olacak. Şimdi bir tür çepere ihtiyacımız olacak. İşte bu noktada alüminyum folyo devreye girecek. Tamam, işte burada. Pekala, birkaç parça. Şuna bakın. Gerçekten ince bir alüminyum folyo. Gerçekten çok ince. Tüm ihtiyacımız olan şey bu. Pekala, bu buraya konulacak. Bu tamam. Şekilde sıkıştırdığınızda bir tür mühür görevi görecektir. Bu parça da burada.
Conta görev görecek. Şimdi tek ihtiyacımız olan şey içine biraz su koymak olacak. Çıkışa dikkat et ve gözünü gökyüzünden ayırma. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam, o zaman başlıyoruz. Hadi suyu içine Tamam. koyalım. Artık su kuru buzlarla temas ediyor. İşte oluyor. Şimdi karbondioksiti serbest bırakıyoruz. Pekala, şimdi kapağını açacağız. Sadece izleyin. Şu anda basınç yapıyor. Basınç yap. Bam! Mükemmel bir fırlatıştı Higgs. Gerçekten harikaydı. Tam bir sayıydı. Higgs, en iyisi bir daha yapalım. Tamam. Bu sefer en uzağa gideceksin. Tamamdır. Uzağa git. Hazır mısın Higgs? Hazırım. Başlıyoruz. Yakala. Yakaladı. Bilimi kendin yaptı. Birazdan birlikteyiz. Bu harika, yakaladım. Yakaladım. Birazdan bir tahtayı yalnızca elimizi ve bir parça kağıdı kullanarak nasıl kıracağımızı göreceğiz. 3, 2, 1. Ve sonrasında neden böyle giyindin? Böyle istediler. Higginsworth tertemiz beyaz bir elbise giymiş ama bende bir kova boya var. Hazır mısın Higgs? Tahmin edin bundan nasıl kurtulacak? Bu gerçekten harika. Bu ve fazlası birazdan bilimi kendin yaptı. Bilimi kendin yapa tekrar hoş geldiniz. Ben Steve Spengler. Boulder, Colorado'da ünlü hırdavat mağazası McGuggin'deyiz. Kendi bilimsel deneyinizi yapmak için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz. Şimdi tahta koridorundayız çünkü ünlü tahta kırma numarasını yapacağız. Pekala, en iyisi buna bir bakalım. Bu bir ölçme çubuğu, 9 santim genişliğinde ve 2,5 santim kalınlığında. Şimdi size karate maharetlerimi göstermek istiyorum. Şimdi bunu dikkatlice izleyin. Bu tahtayı ikiye böleceğim. İzleyin. Hop! Ah, affedersiniz. Şaka yapıyordum, affedersiniz. Pekala, bu olmadı. Bekleyin, pek başarılı değildi. Eğer bunu bu şekilde tutarsam ve vurursam bu daha iyi olacaktır. Ama gizem şu şekilde devam ediyor. Tahtayı masanın üzerinde tutması için sadece bu kağıt parçasını kullanacağız, tamam mı? Yani yalnızca ince bir kağıt. Bunu bu şekilde buraya koyuyoruz. Endişelenmeyin, bunu internette gördüm. 3, 2, 1. Nasıl işe yaramadığını gördünüz mü? Kesinlikle işe yaramadı. Nedir bu? Neden bu kağıt bile yırtılmadı? Bunu tutması gerekiyordu. Belki daha farklı bir kalınlığı denemeliyiz. Bu bölünmedi ama belki daha kalın bir tahta bölünebilir, değil mi? Artık buna ihtiyacımız yok. Peki ya bu? Ah. En iyisi 10 santimlikle devam edelim. Şuna bakın. Şimdi bu kağıdı alıyorum. Yırtılmış değil. Bunu yerine yerleştiriyorum. İşte başlıyoruz. Tamam mı? Davul sesi lütfen. 3, 2, 1... Şuna bakın. Tam ortadan ikiye bölündü. Peki neden daha ince olan tahta parçasını bölemedim? Cevabın hava ve hava basıncıyla bir ilgisi olması gerekiyor. Bunu bir şekilde koyduğumuzda kağıda tek baskı uygulayan şey tahtanın içeride kalan kısmı. Bu harika gerçekten. Yani buna bu şekilde vurduğumda bunu bu şekilde indirmeye çalışacağım. İster inanın ister inanmayın, bu şeyi tekrar aynı şekline sokan küçük bir hava boşluğu oluşuyor ve tekrar aynı yerinde durmasını sağlıyor. Yani tahta ne kadar geniş olursa işiniz de o kadar kolay oluyor. Tamam mı? Hazır mısınız? Başlıyoruz. 3, 2, 1... Karate kesmesi. Şuna bakın. Kesinlikle sorun değil. Çünkü o küçük hava boşluğunu yarattık. Bu da 12 santimlik bir tahtayı bile kırabileceğim anlamına geliyor. Pekala. Bunu bu şekilde koyuyorum. 3, 2, 1. Bam. Şuna bakın. Tam ortasından. Artık siz de nasıl süper güce sahip olacağınızı biliyorsunuz. Tüm bu parçalanan tahtaların parasını ödemeliyim. Birazdan bilimi kendin yap da. Tam bir kafa karıştırıcı. Tek bir çivinin üzerine tam 12 çivi nasıl konulur? Bunun geleneksel yolu işe yaramayacaktır. Ve hazır ol Higgs. Sihirli boyanın sırrı ne? Üzerinde kalmıyor. Bilimi kendin yap da bizimle kalın. Bilimi kendin yapa tekrar hoş geldiniz. Ben Steve Spengler. Evinizde kolayca yapabileceğiniz deneyleri göstermek için Colorado'da hırdavat mağazasında reyonların arasındayız.
Bugün çiviler var. Evet, çivi, bir parça tahta ve bir çekiç. Bundan daha kolay olamazdı. Çivilerin daha kolay çakılması için tahtanın üzerine bazı delikler deldim. Bunu buraya çakacağım. Ah, mükemmel. Hedefim kalan bu 12 çiviyi çaktığım çivinin tam üzerine koymak olacak. Tamam, geleneksel işe yaramıyor. İşte ilk çivimizi aldık. Bu biraz yaratıcılık gerektirecek. Birileri buna lastik geçirip yapabilir ama bu adil değil. Bazıları mıknatıs kullanabilir. Bu da adil değil. Tüm yapmanız gereken bunları çivinin üzerinde dengede tutmak olmalı. Pekala, şimdi nasıl olacağını göstereceğim. Her şeyden önce ilk çivinizi bu şekilde yatay olarak koyun ve bu motifi hazırlayın. Şimdi burada çivilerin başlarının ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Çünkü bunlar her şeyin yerli yerine oturmasını sağlayacak. Ve son çiviyi her şeyi yerine oturtmak için kullanalım. Pekala, işte başlıyoruz. Şimdi işin zor kısmı bu. Burada dikkatli olmalısınız. Bu şekilde bir arada tutmalısınız. İşte oldu. 12 çivi bir arada. Şimdi tüm yapmamız gereken bunların bu çivinin üzerinde dengede kalmalarını sağlamak. Bütün çiviler tek bir çivinin üzerinde dengede duruyor. Şimdi düşünecek olursanız tüm yaptığımız merkezin kütlesini azaltmak, değil mi? Denge noktasından aşağı inen şu çivilere bakın. Bu sanki birinin gergin bir ipte yürümesi gibidir. Onların da kolları daima açıktır. Daima açık kollarıyla sabit kalmayı sağlarlar. İşte biz de burada aynı şeyi yapıyoruz. Şimdi diğer çivileri de kullanabilir miyiz? Kesinlikle. Pekala, başka bir şeyleri kullanmak yerine hey X, bana yardım et. Tamam pekala, şimdi sen bunu tutacaksın, hazır mısın? Şimdi aynı sistemi buraya da kuralım. Bunları bu şekilde arkalı önlü dizmeliyiz ki böylece hepsini yerlerine yerleştirebilelim. Mesela burada kürdanlarla yapmak çok zor. Çünkü onların tepeleri yok. O yüzden de birbirlerine kilitlenmeyeceklerdir. Bu durumda tepelerine bir şey koymanız gerekecektir. Değil mi? Pekala, işte oldu, güzel. Harika, yerlerine oturdular. Pekala X, büyük finali sen yapacaksın. Biraz daha yukarı. İşte oldu, tamam, orada kal. Hah, harika oldu. Kütle çekim merkezi mükemmel oldu. Hey X, ben gidip bir şeyler yiyeceğim ama bana yardım ettiğin için teşekkür ederim. Harika bir iş çıkardın. Aferin X. Steve. Sesinizi görüntülemenizi sağlayacak harika bir fikrim var. Sesiniz titreşimlerden meydana geliyor, değil mi? Elinizi boğazınıza koyun. Titreşimi hissediyorsunuz ama bu titreşimleri duyabilmeniz için bu moleküllerin sonunda kulağınıza ulaşması gerekiyor. Bu titreşimi görmek istiyorum. İster inanın, ister inanmayın. Burada sesinizi gösterebilecek çok basit aletler bulabilirsiniz. Evet, kesinlikle. Şuna bir bakın. Bir plastik turşu kavanozuna ihtiyacınız olacak. Bu önemli, tamam. Bulunması kolay birkaç lastiğe ne dersiniz? Küçük bir ayna parçası, fena değil. Bir yüzme bonesi, bir ölçme çubuğu ve bir de lazer bulmanız gerekecek. Şuna bir bakın bakalım. Bunu küçük bir çamaşır mandalına tutturdum. Bu önemli olacak çünkü bunu sopanın altına tutturacağız. Şimdi size düzeneğimi göstereyim. Şuna bakın. Turşu kavanozunu alıyoruz. Kavanozun altını kesiyoruz. Bunu ölçme çubuğuna tutturuyoruz. Tepesine yüzme bonesini geçiriyoruz. Lastiklerle sabitliyoruz ve küçük ayna parçası da burada duruyor. Buradan sopanın diğer ucuna geliyoruz ve lazerimiz de burada. Lazer ışığını görmenizi istiyorum çünkü tam küçük aynaya denk gelecek şekilde konuldu ki ışın yansıyabilsin ve bunun içinde bir de duman makinem var. Etrafa biraz duman verelim, güzel. Şimdi lazer ışınımıza bir bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bakın, aynadan nasıl bir yansıma yapıyor. Kesinlikle ihtiyacımız olan şey de bu. Bu noktada işte tam şurada belirdi. Şimdi bunu biraz daha ileri taşımak istiyoruz. İşte bu yüzden orada bir beyaz kağıdım bulunuyor. Şuna bir bakın. İşte orada. Şimdi sesimi, bu yüzme bonesini ve aynayı titretip lazerin buraya yansıtması için kullanacağız. Tamam mı? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Birimi kendin yap. Harika, öyle değil mi? Şuna bakın. Sıradan bir ses tonu da çıkarabiliriz. Kesinlikle sesinizi görüntülüyor. Şimdiden sizden 3 adım öndeyim. Sizin de kesinlikle ne yapmak istediğinizi biliyorum. Bir hoparlör bağlayıp en sevdiğiniz şarkıyı açmak istiyorsunuz. Bu
Kesinlikle çok güzel. Kendiniz de bundan bir tane yapmayı isteyeceksiniz. Yapması çok kolay. Gerçekten sesi görüntüleyebilirsiniz. Ne bekliyorsunuz? Gizli kameralarımız Higgins'in bizi beklediğini tespit etti. Ama bilmediği bir şey var. O da baştan aşağı boya içinde kalmak üzere olduğu. Onu bundan koruyacak tek şey ise kesinlikle bu raflardan birinde saklı. Birazdan bunun ne olduğunu birlikte öğreneceğiz. Hayır, sakın burnunu karıştırma. Karıştırma burnunu sakın, sakın, sakın. Birimi kendin yapa tekrar hoş geldiniz. Ben Steve Spengler. Şu anda Colorado'da hala hırdavat mağazasının kamp koridorundayız. Çünkü ister inanın ister inanmayın bu koridorda size inanılmaz bir numara yapmanızı sağlayacak bir malzeme gizli. Biraz suya ve tabii ki kuru kuma ihtiyacınız olacak. Şuna bir bakın, renklendirilmiş kuru kum. Kumu ıslattığınızda ne olacağını herkes bilir. Bu inanılmaz. Kum suya düşüyor ama neredeyse hiç ıslanmamış gibi görünüyor. Öyle değil mi? Peki bu gerçekten doğru mu? Suya giren kum gerçekten de ıslanmıyor olabilir mi? Bunu cevaplamanın tek yolu suyu boşaltmak olacak. Şunu bir izleyin bakalım. Bütün su gittikten sonra elimizde en baştaki materyal kalıyor. Kesinlikle kuru bir kum. Şuna bakın. Evet, sanki suyun tamamı kum tarafından geri püskürtülmüş gibi. Ya da belki de kumun üzerindeki özel kaplama tarafından. Size bu sihirli kumdan nasıl yapacağınızı göstermek istiyorum. Size gerekli olacak şey işte geliyor. Bu. Her şeyden önce gerçekten iyi bir kum bulmalısınız. Ve şimdi sırrımıza ihtiyacımız var. Bu yüzden bunu kamp reyonunda bulabileceğinizi söylemiştim. Bu su geçirmez bir madde. Bu su geçirmesini istemediğiniz eşyaların üzerine sıkabileceğiniz su geçirmez bir sprey. Kamp yaparken elbette çadırınızın, eşyalarınızın ıslanmasını istemezsiniz. İşte bunun için su geçirmeyen bu spreyleri kullanabilirsiniz. Yani işe bunu yaparak başlıyoruz. Sıradan kumu alıyoruz ve örneğin bunu bir tepsiye boşaltıyoruz. Burada gerçekten çok ama çok ince bir kum katmanı oluşturmalısınız. Sanırım bu yeterli. Şimdi bunu izleyin. Şöyle bir sallayalım ki güzel ve ince bir katman elde edelim. Anlaşıldı mı? Şimdi su tutmayan, su geçirmez spreyimizi alalım ve şuna bakın. Kumun üst kısmını bununla kaplıyoruz.